Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Üzeri Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konyaspor maçı oynanmadan önce bu videoyu çekiyorum ama içimden bir ses maçı 3-1 kazanacağımızı söylüyor. İnşallah maçı kazanırız. Tahminin tutsun tutması mühim değil, 1-0 daha iyi olsun, kazanalım. Yeter ki kazanalım. Fenerbahçe'nin gözü Antony Conte'de. Conte. Şimdi Fenerbahçe ile Lucas Moura'nın menajerlik şirketi arasında yapılan ilk görüşmelerin ardından transfere yeşil ışık yandı diyordu haberler. Gözler İngiliz ekibinin menajeri Antonio Conte'ye çevrilmiş durumda diyordu haberler. Şimdi Fenerbahçe'nin bu hafta içerisinde, yani önümüzdeki hafta içerisinde daha doğrusu, bombayı patlatacağı öne sürüldü. Ve hem Fenerbahçe taraftarı hem Fenerbahçe'ye yani Fenerbahçe üzerinden ekmek kazanan, pardon arkadaşlar deprem yok korkmayın, masaya çarptım. Fenerbahçe üzerinden ekmek kazanan yazarlar yoğun bir şekilde transfer istiyor. Ben şunu söyleyeyim mi? Lucas Moura geldi diyelim. Bak, çok değil, geldiğinden 3 gün içerisinde mühim bir gazeteci şu haberi yazacak. Tamam, Fenerbahçe aldı almasına ama söğüşlemeye mi geldi? Ya da keşke Hakim Ziyech olsaydı. Bu kadar çabaya keşke onu getirselerdi diye. Bu dediğimi unutmayın. Yakın zamanda görürüz bunu. Ben gelirse. Peki bir numaralı da Lucas Moura. Hakim Ziyech. Fenerbahçe Hakim Ziyech konusunda çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Bak, çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Hatta şöyle son dakika etiketimiz vardı bizim. Onu da vereyim. Dur şunu vereyim. Konusunda arkadaşlar. Fenerbahçe çok ama çok ciddi ilerleme kaydetti. Ancak Chelsea'nin teknik patronu Graham Potter onay vermedi ve transfer suya düştü. Hakim Ziyech dedi ki siz beni neden göndermediniz dedi Paris Saint Germain'e dedi. Beni hayallerimi oynadınız dedi. Hakim Ziyech de hani öyle çok boş beleş umursamaz şekilde top oynuyor. Bilginiz olsun. Ve Lucas Moura konusunda yeşil ışık yandı. Taraftarlar diyor ki hocam diyor Ziyech gibi olmasın. Arkadaşlar bak, Hakim Ziyech, daha önce de söyledim, belki dikkatinizden kaçmıştır, 4 milyon euro yıllık ücretle getirebiliyorduk. Ancak kulübü şey yapmadı. Ben yine söylüyorum. Kulübü dedi ki yazın öncelik sizde. Bak, iddialıyım. İddia ediyorum. Herkese de hodri meydan diyorum. Yaza Hakim Ziyech transferinde ilk görüşme hakkı bizde. Ha, adamlar çıkar 50 milyon euro ister. Zaten alamayız. Ona bir şey diyemem. Ama ben bunu bilin istedim. Şimdi Conte, Lucas'ı ligde 8 maçta toplam 90 dakika oynatmış. Ve 8 mücadelede sağlıklı olmasına rağmen kadroya almamış. Haliyle kanatlarda kullanabileceği 6 tane daha oyuncu varmış. Bu nedenle Conte de sezon sonunda ayrılacak futbolcuya gitmesi için hani bir engel teşkil etmiyor diyor. Ancak İngiliz ve Brezilya basında çıkan haberlere göre senelikte 4 milyon euro istiyor diyor. Hayır, 3.2'ye de biz hemen hemen fitiz yani bonuslarla birlikte. Ve Conte onay verirse bu iş bitiyor demiş haber. Hayır, Conte onay verirse değil arkadaşlar. Bu işin başka bir olayı var. Yani kulüp yönetimi diyeyim size. Kulüp yönetimi giderse gider, gitmezse gitmez edasında. Biz de diyoruz ki ya siz de zarar etmeyin, biz de etmeyelim. Görüşmeler böyle tıkanmış durumda. Peki hocam, sence alır mıyız? Ya şu anki duruma göre alamayız. Şu anki duruma göre. Ama bak, ısrarla söylüyorum, transferde ya çok değişik şeyler olur. Genç bir futbolcu çıkar Chelsea'ye der ki yazın beni alın. Chelsea kulübüne sorar. Atıyorum kafada 40 milyon euro belirlemişlerdir bonservis için. Kulübü der ki 16 milyon eurodan aşağı teklifle gelmeyin der. Gider alırlar. Derler ki ulan Hakim Ziyech ne uğraşacağız, bırakalım gitsin ne yapıyorsa yapsın der. Böyle sürprizlere de gebe hayat. Doh Marius Treos. Hedefim A takımda oynamak. Bu çok sansasyon oldu Fenerbahçe taraftarı arasında. Yani ben şunu merak ediyorum. Altyapıya yapılan transfer size niye batıyor? Size niye batıyor arkadaşım? Siz demiyor muydunuz bir tane Arda Güler çıkması yetmez, 5-10 tane Arda Güler çıkaralım. Siz yıllarca demiyor muydunuz Galatasaray altyapısı fabrika gibi, ki o fabrikadan kimler çıktı? Yani toplasam belki 10 tane yıldız çıkmadı. Bir Arda Güler, Arda Turan, bir neydi o yurt dışına giden Ozan Kabak. Hani toplasan 10 tane çıkmazdan kastım bu. Yoksa
Tabii ki alt liglerde oynayan bir sürü futbolcu var. Arda kardeşleri var, Halil Umut Meleri var. Yani bir sürü futbolcusu var. Ama bunlar değil yani benim kastetmek istediğim. Yoksa Fenerbahçe'den de var. Can Aratlar çıktı, Semih Şentürkler çıktı diye. Olcan Adınlar çıktı. Yani bir sürü futbolcu da Fenerbahçe'den çıktı ama hani kütür kütür istiyorlar. Al işte Traore, şey Treus gibi. Şimdi alt yapı hamlelerinden biri. Doh Marius Treus. Fenerbahçe ile 2,5 yıllık profesyonel kontrata imza attı. Ve Treus genç takımda kendini kanıtladıktan sonra A takımda oynamak istediğini dile getirmiş. Bunda ne var? 3 aylık deneme süreci. Bakın 3 aylık deneme süreci. Bir de sakatlık geçirdi ha. Fil dişi sahili ekibi LYS. Lan orada da mı sınav var ya? Sassandra FC'den Fenerbahçe'ye gelen 20 yaşındaki futbolcu, kulübe geldiğim zaman ülkedeki büyük bir takıma katılacağımı hissettim. İnsanlar beni güzel karşıladı. İlk günden beri her şey yolunda diyor. Orta saha pozisyonunda yer alıyor. Önce kendimi genç takımda kanıtlamam gerekiyor. Amacım A takımda forma giyip inşallah şampiyonluklar kazanacağız demiş. Daha ne? Ya bırakın alsınlar. Bırakın Fenerbahçe altyapısına alsınlar. Bu A takımı etkilemiyor. Bak, eğer siz şunu diyorsanız hocam A takımın ekmeği gidiyor sonuçta. Bizim mesela yaşadığımız binada kuyu suyu var. Yani tabandan su çıkıyor. Ona herhangi bir fatura ödenmiyor. O kuyu suyuyla işte bir şeyler sulanıyor. Biz de kenara bir şey ekelim, dikelim dedik işte. Hani ekşimen falan filan. Birisi çıktı dedi ki binanın suyunu harcıyorsun. Ulan binanın suyu değil. O fiskiyeler zaten çimenleri suluyor. Zaten su bedava. Bizimki de kenarda. Yani ekilmemiş, dikilmemiş boş alanda duruyor. Kimseye zararı yok. Bu mantık da böyle. Aynı böyle. O su zaten harcanıyor. Ama siz diyorsunuz ki altyapıya niye futbolcu alındı? Ya denenmesin mi? Siz Fenerbahçe altyapısında kaç tane futbolcu olduğunu düşünüyorsunuz? Hakikaten bak çok merak ettiğim için soruyorum. En alt U bilmem kaçından başlayıp en üste kadar kaç tane futbolcu olduğunu düşünüyorsunuz? 11, 22, hocam 60 tane falandır diyorsanız vah sizin beyninize. Bu yaşa kadar iyi gelmişsiniz. Yani bu zekayla, bu beyinle şans eseri yaşamışsınız. En az 1.000 tane sporcu var Fenerbahçe'de. Futbol endüstrisinde en az 1.000 tane futbolcumuz var biliyor musunuz? Bunun hani daha kaçı da kiralık. Belki 200 tane futbolcumuz kiralık biliyor musunuz? Ya da başka takıma gitti. Orada devam ediyor ama bizim futbolcumuz bir şekilde geri alacağımız şekilde sözleşmeler imzalanıyor. Neyse. Fenerbahçe'nin sezon sonu hayali Dahoud. Dahoud. Davut. Dortmund'dan sezon sonu bedavaya ayrılacak olan yıldız orta saha oyuncusu Mahmut Dahoud radara alınmış. Ancak 6 yıldır sarı siyahların formasını giyen Dahoud'un peşinde şimdiden birçok takım var. Şimdi 27 yaşındaki oyuncu sezon sonu ayrılacak. Tek takımda Fenerbahçe değil diyor. Yani tek takım zaten Fenerbahçe ise vay o futbolcunun haline. Değil mi? Hani yıldızlık. Suriye asıllı Alman yıldız. İyi. Esenyurt'ta doğup büyümüş. Türkiye'ye de yabancı değil. Yani. Gerçi Esenyurt'ta bulmamıştır ya. Esenyurt'ta olsaydı 27 olmaz. 26 falan olurdu. Şimdi Napoli ve Sevilla'da peşindeymiş. Tamam Napoli peşindeyse biz bırakalım. Ya da biz orta saha oyuncularımızı daha iyi oynatalım. Napoli bizimkini alsın biz bunu alalım. Atletico Madrid de devredeymiş. Bu sezon sadece 6 maçta forma giymiş. Arkadaşlar şimdi transfer marketçiğimizi açtık. Çünkü veri bankamız transfer market. Yeterince her futbolcuyu izleyemeyebiliriz. Çünkü bizim işimiz futbol yorumculuğu şu bu değil. Bizim işimiz yani normal hayatta ben öğretmenim. Arta kalan zamanlarda bunu yapıyorum. Her futbolcu konusunda bilgim olsa ya yalancıyımdır ya kafayı sıyırmışımdır dersiniz. Dahoud 1,78 boyunda 18 milyon euro piyasa değerinde fakat Dortmund'dan al kara gümrüğe koy 4 milyon euroya düşer o transfer market değeri. Buna çok aldanmayın. Olur mu? 1 Ocak 96 doğumlu 27 yaşında ve 6-8 oynayabiliyor. Gayet güzel. Tam bizdik. Tam bizdik. Suriye asıllı olması da iyi. Birçok akrabası da Esenyurt'tadır. Gidip gelip görebilir. Çok güzel. Zamanında Dortmund Gladbach'tan 12 milyon euroyu almış. Yani Almanya Ligi'nde 2010'dan itibaren
Düsseldorf altyapısına, Mönchengladbach altyapısına çıktığı günden itibaren oynamaya başlamış ve 2013'ten beri düzenli olarak bu ligde yer alan bir futbolcu. 1 Temmuz'da sözleşmesi boşa çıkıyor. Bu sezon 6 maça çıkmış, 281 dakika. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir senaryoda bu isme ben razı değilim. Niye? Çünkü bize diri, oynamış, oynamayı sürdüren, kendini kanıtlayan isim lazım. Fenerbahçe Allah muhafaza şampiyon olamadığı senaryoda ise bu tip isimlerden çok görürüz. Az forma şansı bulmuş, transfer market değeri yüksek vesaire vesaire. Ben şunu söyleyeyim, bu futbolcu Almanya Ligi dışına çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz, zannetmiyorum. Çıkacaksa da bu aşağılara doğru değil, batıya doğru olur. Da güneybatıya doğru olur. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Diyeceksiniz ki ya sen niye istemedin? 18 milyon euro yazıyorum. İşte yıldız. Arkadaşlar siz futbolcuyu transfer marketine göre değerlendiriyorsunuz. Sizin tek kriteriniz bu. Benim tek kriterim bu değil. Uyum, gelişim, para kazanma, verdiğin paraya değiyor mu? Takımına katkıda bulunacak mı? Sistemine uygun mu? Vesaire vesaire, ya da ahlaki değerleri sana uygun mu? Vesaire vesaire vesaire. Futbolcunun yaşını 21'e çektim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Direkt alın derim. İyi de hocam seninki de çok yanlış. 21 yaşındaki futbolcuyu aldın. Tutmazsa ne olacak? Tutmazsa bedava aldığın 21 yaşındaki oyuncuyu parlar umuduyla 3'e, 4'e, 5'e satabilirsin. 27 yaşındaki oyuncuyu aldın tutmadı. 28'inde, 29'unda kime satacaksın parlar umuduyla? Ki kaldı ki o çocuk 18 milyon euro piyasa değeri olduğu için menajeri en kötü 4 milyon euro, 5 milyon euro imza parası isteyecektir. Bir de bu var. Yüzyılın en büyük salaklığı. Postman kuralı. Biliyorsunuz olayı. Bu kural değiştiği günden beri futbol endüstrisi bence geriye gitti. Postman kuralı dediğimiz olay şu arkadaşlar. Mesela bu futbolcu sözleşmesi bitse bile bonservisi o kulüpte. Aziz Allah. Yani futbolcuyu almak için kulübüne bir bonservis ödemek zorundasın. Bu bütün kulüpler arasında geçerli olan bir şeydi. Ve büyük paralar dönerdi. Ne güzel. Ne güzel, bir sürü paralar dönecekti. Futbolcular da aman bunlar bana kin gütmesin diye oynayacaktı. Mesela Lemos başımızı ağrıttı değil mi? Max Meyer'e gönderirken ne kadar zorlandık. Neydi o? Kameni. Başka o bu şu. İşte bir kere genç futbolcu aldın mıydı, futbolcu canını dişine takacaktı. Böyle gece hayatı falan filan yapsa bile gündüz futbolunda çatır çatır oynayacaktı. Ve bence futbol daha kaliteli olacak. Atıyorum kafadan. Sezon oynanırken gitti Galatasaray'la görüştü futbolcun. Beşiktaş'ta görüştü futbolcun. Sen onun kellesini öyle bir kesecektin ki. Hadi görüş. Görüşemeyecekti ki futbolcu. Kendini futbola verecekti. Sezon sonunda da çıkacaktı. Diyecekti ki beni isteyen şu kadar versin. Başka takıma görüş ödemişken Zayt konusu var. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarına sorun Zayt mı Dahoud mu diye, emin olun herkes Zayt diyecek. Ama Dahoud'u al, Zayt'sı gönder, yine herkes Zayt diyecek. Fakat Zayt'sa sözleşme uzat, Dahoud'u da gitsin Galatasaray, Beşiktaş alsın. Diyecekler ki ulan gerizekalılar, elinizde böyle imkan vardı niye almadınız diyecekler. Çok enteresan bir kitle var karşımızda. Allah bunların zulmünden hepimizi korusun, muhafaza etsin. Çok çok enteresan bir kitle var. Yani bu kitleyi birisi kitleyecek ama nasıl kitleyecek bilmiyorum. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olarak kitler bu kitleyi. Yoksa bizim çekeceğimiz çok şey var. Lucas Moura'yı konuştuk, Hakim Ziyech'i konuştuk. Dün canlı yayında soruldu ama ben yine de hatırlatayım. Yani Greenwood konusunda, Greenwood bir şapkadan çıkan tavşandı. Çocuğun üstündeki suçlamalardan dolayı Manchester United kadın takımı, bazı sponsorları, bazı yöneticileri istemiyordu. Biz de bunun haberini aldık. Gittik güzel bir fiyata. Bize göre bedava. Onlara göre de yani kötünün iyisi denilecek bir fiyata teklifimizi sunduk. Fakat futbolcu affedilip affedilmeme evresinde, belki U23'te falan bazı maçlara çıkıp kendine gelmesi sağlanacaktır. Ya da biraz gözetim altında tutulup gelişimi izlenecektir. Yani olabilse güzel bir futbolcu transferi olurdu ve bence tarihe de altın harflerle yazılan bir transfer hamlesi olurdu. Ama hayırlısı arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için ve destekleriniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.